1 Ocak itibariyle aslında seçim takvimi genel olarak başladı. AK Parti'nin seçim takvimi ise belirlenmiş durumda. Dün üst komisyon toplantısı vardı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve bu toplantı devam ederken Ömer Çelik kameralar karşısına geçti. Bu pazar günü 7 Ocak tarihinde AK Parti İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde adaylarını açıklayacak ki adayların bir bölümü orada açıklanacak. Bizim edinmiş olduğumuz bilgi 28 büyük şehirin İstanbul'da dahil olmak üzere İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde açıklanması bekleniyor. Bazı noktalarda biliyorsunuz yoğun çalışmalar devam ediyordu. Hem temayül yoklamaları hem de büyük şehirlerde yapılan toplantılar vardı adayların belirlenmesi hususunda. Özellikle bazı noktalarda aday sayısı ikiye kadar düşmüş durumda. O nedenden dolayı 28 diyoruz. Sayı daha da artabilir ya da 15 Ocak'a kalabilir. Neden 15 Ocak'a kalabilir? Bir kısmı burada açıklanacak Haliç Kongre Merkezi'nde pazar günü. Bir kısmı ise 15 Ocak tarihinde başkent Ankara'da gerçekleştirilecek olan seçim beyannamesi toplantısında. Yani bu toplantıda hem adaylar açıklanacak, kalan adaylar açıklanacak hem de seçim beyannamesi paylaşılacak. Ya aslında 15 Ocak tarihinde AK Parti tüm adaylarını paylaşmış olacak. Şu an itibariyle seçime 86 gün kaldı. Aslında Türkiye'nin aslında yavaş yavaş gündemi yerel seçime doğru kayıyor. 31 Mart tarihinde seçimler gerçekleştirecek ve özellikle 7 Ocak tarihi ifade ettiğimiz gibi önemli. İstanbul dahil olmak üzere büyük şehirlerin neredeyse tamamının büyük bir çoğunluğunun 28'den bahsetmekteyiz. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde paylaşılması beklenmekte. Akabinde ise diğer il ve ilçe çalışmaları gerçekleştirilecek ki oralarda zaten yoğun çalışmalar devam ediyor. Orada artık yavaş yavaş sona gelindi. ifade ettiğimiz gibi aday sayılarının ikiye düştüğü noktalar var. Onların da tamamlanmasıyla birlikte 15 Ocak tarihinde pazartesi günü Ankara'da Ankara Spor Salonu olmasını beklemekteyiz. Daha önce bu şekilde oluyordu. Büyük bir toplantı. O toplantı hem adaylar açıklanacak hem de seçim beyannamesi. Seçim beyannamesinden kastımız ne? AK Parti belediyeciliğinin vurgu yapılacak. Bu hususta hem mevcut AK Parti yönetimlerinin neler yaptığı ve önümüzdeki süreçte sahaya neler koyacağı belirtilecek. Bazı başlıklar var seçim beğenmesine ilişkin. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü önemli. Güvenli ve dirençli şehirler. Yani deprem vurgusu yapılacak AK Parti'nin seçim beyannamesinde Hizmet ve icraat belediyeciliği ki AK Parti'nin yoğun bir şekilde üzerinde durmuş olduğu bir durum. Yine sosyal belediyecilik başlıkları da AK Parti belediyeciliğinin içerisinde olacak ve seçim beyannamesinde yer alacak. O nedenden dolayı ilk olarak gözler 7 Ocağı, akabinde ise 15 Ocağı çevrilecek ve Türkiye'nin gündemi yavaş yavaş yerel seçime kaymaya başlayacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.